Sevgili hobiciler merhabalar, nasılsınız? Umarız hepiniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız gayet iyiyiz, teşekkür ederiz. Hatırlayacağınız üzere yakın zamanda bir teknoblog köşesiyle sizlerle birlikte olmaya başladık. Akvaryum hobiciliği üzerine hangi ürünlerden, teknolojik ürünlerden faydalanıyoruz, hangi elektronik malzemeleri kullanıyoruz, bunları teknoblog köşemizde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tripod açılışı ve gimbal açılışımızın ardından bugün de bir hava motoru açılışı yapacağız sizlere. Sobo'nun 4 çıkışlı bir hava motorundan bahsedeceğiz. Birazdan yakın incelemesine ve akvaryumdaki verimini nasıl bizlere sağladığını da sizlere yakından göstereceğim. Çok yakın zamanda hatırlarsanız sump sistemli bir akvaryumumuzda arıza vardı. Sump kulelerinin onarımını yapmıştık. Onu da bu yukarı kart kısmına ekliyorum. Linkten tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu hava motoruyla da bir bakıma bağdaşık olacak. Yani o çift kulelere daha sağlıklı bir su akışını sağlayabilmek adına bu hava motorundan faydalanacağız. Daha önceki şu anki kullanmış olduğumuz hava motoru çift çıkışlı kullandık, tek çıkışlı kullandık. Tabii ki çok fazla verim sağlamıyor. Bir tonluk bir akvaryum. Belki bu da çok fazla yeterli gelmeyecektir ama daha önceki kullanmış olduğumuz hava motorlarından çok daha faydalı olacağını düşündüğümüze inandığımız için bu hava motoruyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi isterseniz hava motorumuzun açılışına geçelim, paket açılışımıza. Daha sonrasında da uygulamalı olarak akvaryumumuza kurulumunu yapalım. Bakalım nasıl bir verim alacağız. Evet sevgili hobiciler, paketimiz burada. Sobo 4 çıkışlı hava motorumuz. Birazdan kargo açılışımızı yapacağız. Daha öncesinde, yani şu anda benim en son akvaryumda kullanmış olduğum 1 tonluk akvaryuma su basan, pardon, oksijen hava basan hava motorumuz bu. Yani tek çıkışlı bir hava motoru. Shark marka. Tabii ki yani menşeidir, neyidir, ne değildir bilmiyorum. Bir de bunun benzeri bir tane daha var. Bu da çift çıkışlı. Bunu da denedim. Bu tek çıkışlı olan, bu çift çıkışlı olan. Kutusu da hatta şurada. Bakın üzerinde de yazıyor 5 watt diyor. Daha önceki dönemlerde bu Şampiyon marka hava motorunu kullanmıştım. Çift çıkışlıydı bu da. Onun da kutusu burada. Bunlar tabii ki ya Çin malı ya da hani çok kaliteli ürünler değiller. Arkasında okumaya çalışıyorum. Evet, Made in China diyor. Kaç watt olduğunu bile yani Çince, Japonca bir şeyler yazıyor ama emin değilim. Yani olsa olsa 5 watt civarı bir şeydir. Uzunca bir dönemde aslına bakılırsa tabii ki akvaryumların vazgeçilmezi klasiği Eheim çift çıkışlı hava motorumuzdan da çok verim aldık, faydalandık. 4 watt air pump 400 diyor. Tabii ki kaç watt olduğunu hemen sizlere söyleyeyim. Bir 100'lük, bir 200'lük, bir de 400'lük modeli varmış. Biz 400'lük modelini almışız çift çıkışlı olandan. Kullanmışız, faydalanmışız. Gayet de hani güzeldi. İçerisinde kendine ait hava taşları da mevcuttu. Şu şekilde. Bunlar içerisinde keçemsi bir malzeme var. Keçe var. Normal şu hava taşları gibi düşünmeyin. Bunlar gibi değil. Şu keçe tarzı şeyle, hatta tortulanma olduğu zaman da bu şekilde çıkartıp keçe kısımlarını temizleyebiliyorsunuz. Suyun tümüyle tabii ki içerisinde çalışması gerekiyor. Artı kumun içerisine ya da bir herhangi toprağın içerisine gömmenize gerek yok. Şöyle şu şekilde dışarıda bıraktığınız takdirde çalışabiliyor. Bunun özelliği çift çıkışlı olmuş olduğu için özellikle hani ikisini birden kullanın diye içerisinde ibaresi var ve özellikle bu hava taşlarını kullanılıyor. Eheim yani kendi ürünü ürettiği zaman kendi ürününün kendi yan malzemelerini kullanmanızı istiyor. Kendi ekipmanlarını, kendi yan destekçi ekipmanlarını kullanmalarını istiyor. Ona göre yaratıyorlar çünkü ürünlerini. Bunlar yani tümüyle biraz daha alt versiyon, alt kalite ürünler. Bu çok gürültü çıkartıyor ve tek çıkışlı gücü yetmiyor. Buradan tabii ki bir ayar düğmesi de var. Ayarlayabiliyorsunuz. Yani daha yüksek verimli çalışsın dediğiniz zaman da içerisindeki körük çok hızlı çalışmaya başlıyor. Artık inanılmaz derecede bir sarsıntı yapıyor. Bunu bir şekilde şuradan bir kanca vida sistemi var. Onunla sabitliyorsunuz. İnanılmaz bir uğultu çıkartıyor. Başka hiçbir şeye yaradığı yok. Çift çıkışlısı aynı. Yani hiçbir şekilde gürültüden kurtulamıyorsunuz. Sarsıntıdan kurtulamıyorsunuz ve yüksek tonajlı akvaryumlarda verimli olmuyor. Bundan verim aldım. Yalan yok.
Gürültü de fazla çıkartmıyor. Ayar düğmesi, tuş düğmesi de şurada. Şöyle çevirmeli bir tuşu var. Ama körüklerinde bir sıkıntı oluştu. Artık körükleri yıprandı anladığım kadarıyla. Açtım, içerisine de baktım. Tabii ben körüklerini söküp yeni körük tedarik etmeyi de pek beceremediğim için elimden öyle teknik ekipman, teknik tadilat, onarım pek gelmediği için şu an için beklemeye alacağım. Şu üçü şu anda çok verim alamadığım ürünler. Bunda körüklerinde muhtemelen problem var. Artık çok fazla verim alamamaya başladım. Bunu mini nano bitkili tankımda, karides akvaryumunda kullanıyorum. Şu anda hala kullandığım bir ürün. Sadece sizlere göstermek amaçlı şimdilik buraya getirdim. Şimdi ben bunları bir kenara kaldıracağım. Masamızı bir derleyip toparlayalım. Biz ana malzememize Sobo 4 çıkışlı hava motorumuzun açılışına bir başlayalım. Evet sevgili oyuncular, Sobo 4 çıkışlı hava motorumuzun açılışına bakalım. Neyle karşılaşacağız? Nasıl bir ürünle merhabalaşacağız? Evet, şunu bir atalım. Yine korunaklı bir şekilde gönderilmiş. Tedarik ettiğimiz firmaya da buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Güzel bir şekilde sarmalamışlar. Bazı ürünleri öyle boş kolinin içine koyup gönderiyorlar. Evet, buradan da unuttuğum bir şey var. Şimdi size onu da hatırlatacağım. Görünce anımsadım. Güzel oldu anımsadım ve güzel bir jest yapmışlar sağ olsunlar. Evet, şunu da bir kaldıralım. Ürünümüz bu sevgili dostlar. Ben bu ürünü internetten sipariş ettim. Şöyle de bir hediye göndermişler. 41 Pet Mama firması. Aslına bakılırsa bu da bizim bir hobidaşımız. Ben kendisini de etiketleyeceğim bu videoyu paylaşırken. Hiçbir sponsorluk yok. Aklınıza bir şey takılmasın, gelmesin. Tümüyle kendisine destek olmak amaçlı mağazasından satın aldım. Bizler gibi, sizler gibi akvaryum hobiciliği üzerine video çekerek başlayan bir arkadaşımız. Evde Akvaryum Hobim, sanırım kanalının ismi buydu. Ben kendisini takip ediyordum. Evde akvaryum hobisiyle alakalı bir odasını hobihaneye çevirmişti sevgili dostumuz. Bu şekilde videolarını çekerek uzunca bir süre bizlerle birlikte oldu. Daha sonrasında evden e-ticaret üzerinden akvaryum malzemelerini isteyen kişilere tedarik etmeye başladı. Yavaş yavaş da tabii ki pet shop'a doğru ilerledi ve taşlandırdı hobisini. 41 Pet Mama adında bir şu anda ticaret hanesi var. İnternet üzerinden de YouTube üzerinden bakabilirsiniz. İnternet sitesi de var. Alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. Tabii ki bu hani bilindik standart alışveriş sitelerine de ürünlerini sunuyor. Oradan da tedarik edebiliyorsunuz. Çok güzel bir anahtarlık hediye etmiş bize. Çok güzel bir jest oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bir de magneti var. Üzerinde bilgileri yazıyor. Arkasında hatta kare kodu. Evde Akvaryum Hobim Instagram sayfası. Yanlış hatırlamıyormuşum bu arada. Evde Akvaryum Hobim YouTube kanalı. İnceleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Çok güzel bir dosttur. Çok güzel bir insandır. Yüz yüze karşılaşmışlığımız olmadı. Herhangi bir hiçbir ticari beklentimiz yok. Hani ben kendisine destek olmak amaçlı alışverişimi yaptım. Onu tercih ettim. Başka bir firmayı da tercih edebilirdim. Kendisini tercih ettim. Allah yolunu, bahtını, ticaretini açık etsin. Hayırlı kazançlar versin kendisine inşallah. Hediyeler için de çok teşekkür ediyorum. Nacizane, hatırlamalık bir hediye. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim hava motorumuzun açılışına. Burada bir bantımız var. Bantımızı da şöyle bir bertaraf edelim. Şurada sanırım bir bant daha mı var diyeceğim. Galiba yok. Evet, ürünümüzü açıyoruz. Ürünümüzün maşallahı var. Yani diğer ürünlerle kıyasladığımız zaman böyle kallavi bir ürün karşılıyor bizi. Şöyle içerisinde sanırım garanti belgesi var. Evet, garanti belgemiz. Kutumuzun içerisinden başka herhangi bir şey çıkmıyor. Ben üzerinde bakayım bilgileri varsa diyeceğim. Maalesef bu da yine Çin menşeli olduğu için
herhangi bir detaylı bilgi verebilme şansım şu anda sizlere gözükmüyor. Ben tabii ki videonun ilerleyen bölümlerinde size bilgileri de sunmuş olacağım. En olmadı açıklamalar kısmına zaten yazarım. Kutumuzu ve garanti belgemizi de şöyle bir kenara bırakalım. Burada yine bir koruma ambalajımız var, onu da çıkartıyoruz. Ürünümüzle baş başa kalıyoruz. Ürünümüz gerçekten büyük. Fiş kısmı standart. Fişi gayet kaliteli gözüküyor, sağlam. Üzerinde Soba markası gözüküyor. Burada yine bir ayar tuşumuz var. Seviyeyi, kademeyi arttırıp azaltabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada 4 tane çıkışımız var. Metal çıkışlar yapılmış, plastik değil. Bazıları hava motorlarının çıkışları plastik oluyor ve içeri gömülü oluyor. Hava motorunu da, hava borusunun hortumunda şöyle bağlamaya çalıştığınız zaman yani söküp çıkarırken şişebiliyor. Burayı artık hani kaynaşmaya başlamış olabiliyor. Çıkarttığınız zaman da hava motorunun parçası da sizinle beraber geri gelebiliyor. Tabii bozulmaya sebebiyet veriyor. Bunda öyle bir şey olmayacağını ümit ediyorum. Çünkü dışarıda metal gayet de sağlam gözüküyor. Altına ayaklar konulmuş. Ayaklar bayağı bir yüksek. 4 tane de altında vidası var. Vidaları da açıp içerisine ulaşabiliyorsunuz. Buradan da sanırım hava çekiyor diye tahmin ediyorum. Küçük bir süngerimsi parça gözüküyor. Ağır bir ürün. Güzel. Herhangi bir asma aparatı yapılmamış. Zaten bu ağırlıktaki bir üründe asılmaz. Bu hani sabit bırakılacaktır diye düşünüyorum. Birazdan elektriğe bağlayacağız. Nasıl bir ses çıkartıyor, nasıl bir hava basışı var. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Tabii şimdi bu daha önce videonun başında sizlere bahsetmiş olduğum Eheim'in hava taşını da kullanabiliriz. Şu şekilde yuvarlak hava taşları var, bunlardan kullanabiliriz. Bunların bir küçük boş olanı var, bundan kullanabiliriz. Şöyle bir büyük hava taşımız var, uzun. Bir 30 cm civarı var galiba. Bunu kullanabiliriz. Akvaryumun içerisinde şu anda hala hazırda bunun yarısı kadar olan biraz daha genişliğe sahip olan hava taşlarımız var ama şu anda deaktifler yani küçük hava motoruyla basmış olduğumuz için içerisine herhangi bir katkı sağlamıyor maalesef. Bu arada diğer hava motorlarını da şöyle yanına koyayım. Aradaki farkı görün. Ne kadar büyük. Bunlar ne kadar küçük. Yani şunlarla ben akvaryumun içerisine o 2 tonluk 2 metrelik 1 tonluk 2 ton diyorum özür dilerim metre olarak 2 metre tonaj olarak 1 tonluk akvaryum. Şu ikisiyle hava bastığınızı düşünün. Son kademede çalışıyorlar. Gürültü hat safhada zorlanıyorlar. Titreşim var. Ve tabii ki mobilyanın alt kısmına, dolap kısmına bunları saklıyorum ki nasıl derler gürültü fazla yaymasın diye. Normalde su seviyesinin üzerinde olması gerekiyor biliyorsunuz hava motorunun elektrik kesintisinde akvaryumun içerisinden yukarıya suyu çekmesin diye. Dışarı taşma gibi olmasın diye akvaryum buradaysa akvaryum seviyesinin üzerinde olması gerekiyor. Bunu ben şimdi akvaryumun üzerine koyacağım. Ne olur ne olmaz diye de arkadaşlar check valve kullanımını ihmal etmeyin. Şöyle bir parça var. Hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Akvaryumdan suyun tekrardan hava motoruna basılmasını engelliyor. Suyun yukarı çıkmasını engelliyor. Su check valve kısmına kadar gelip orada takılıp kalıyor. Hava motoruna ulaşmıyor. Motorunuzun arızalanmasına sebebiyet vermiyor ve su basmasını da önlemiş oluyorsunuz. Tabii belli başlı parçalar var. Şimdi bu dördünü birden kullanmak istemiyorsanız dört tane çıkışa hava hortumu bağlarsınız ama isterseniz şöyle bir vana sistemi var biliyorsunuz. Vanayı takıp vanayı da iyice böyle kapattıktan sonra atıyorum tekini kullanmak istiyorsunuz. Üçüne bu vanalardan kullanıp vanayı da kapattığınız zaman üç tanesi aktifliğini yitiriyor. Bekleme modunda duruyor. Bütün hava tek çıkıştan çıkıyor. Bu şekilde böyle bir aparatta kullanabilirsiniz. Check valve'i ihmal etmiyoruz. Vantuzlardan yararlanmaya çalışacağız. Akvaryumun içerisinde bu hortumu nerede bulundurmak istiyorsanız yani uçuşup böyle sağda solda kötü bir görüntü oluşturmasın diye cama bunlarla sabitliyoruz. Bunlar çok kalıcı olmuyor. Çok kısa sürede deforme oluyor ve rengi atmaya başlıyor. Bunların siyahları var. Ben siyahları kullanacağım yakında da onlardan sipariş edeceğim. Siyah hava hortumu, siyah vantuz daha yosunlanmanın görünmesini engelliyor ve daha fazla göze batmıyor akvaryumun içerisinde. Size de tavsiye ediyorum. Tabii şöyle T parçalarımız var. Şöyle bağlantı aparatlarımız var. Bunları akvaryumun içerisinde nasıl dekore etmek istiyorsanız, havayı akvaryumun içerisinde nerelerde bulundurmak istiyorsanız, hangi hava taşlarını kullanmak istiyorsanız o şekilde yönlendirmeler yaparken de
bu T aparatını, bu bağlantı aparatını, vanayı, check valve'i, van tuzları ve seçeceğiniz hava taşlarını kullanarak hem akvaryumunuzu dekore edebilirsiniz. Hem de akvaryumun birçok alanında bu hava sirkülasyonunu sağlamış olursunuz. Bu hava taşlarıyla akvaryuma hava sağlamanın çok büyük bir önemi var aslında bakılırsa. Dekorasyon amaçlı değil, bir zorunluluk, zaruret. Çünkü canlılar, balıklar akvaryumun içerisindeki çözülmüş oksijeni kullanıyorlar. Çözülmüş oksijeni de akvaryumun içerisine bu motorlar aracılığıyla gönderdiğimiz oksijenle sağlıyoruz. Motorlar oksijeni basıyor, hortum vasıtasıyla hava taşına ulaşıyor ve kavarcıklar vasıtasıyla da akvaryumun içerisinde oksijen oluşmaya başlıyor. Ne kadar bol oksijen olursa balıklarınız daha sağlıklı olur, daha mutlu yaşarlar, daha uzun yaşarlar, daha canlı olurlar, daha çabuk gelişirler. Bu bitkiler için de geçerli, karidesler için de geçerli, tüm suda yaşayan canlılar için geçerli, balıklar için ise %100 geçerli, olmazsa olmaz. Tabii bu zorunluluğu biz balıklarımıza sağlarken bunu da böyle hani bir kötü görüntü oluşturacak şekilde, kötü bir gürültü çıkaracak şekilde değil de biraz da dekorasyona çevirir tarzda, göze hoş görünür tarzda, akvaryumu daha böyle çekici hale getirecek vaziyette o balıklara zorunlu olacak gereksinimi sağlarken kendi göz zevkimizi de esirgememiş oluyoruz, göz ardı etmemiş oluyoruz. Şimdi benim sizlere aktaracaklarım bunlar. Motorumuzu bir elektriğe bağlayacağız, akvaryumumuzun yanına gideceğiz. Şu anki hava basınç sistemini şu anki haliyle bir sizlere göstereceğim. Sonrasında da yeni motorumuzu bağlayacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet sevgili hobiciler, şu anda önceki kullanmış olduğumuz hava motorunun akvaryumumuza sağlamış olduğu basışı sizlere gösteriyorum. Bu arada video çekiminden önce hava motorunu söküp çekim yaptığım alana aldım hava motorunu. Daha az hava veriyordu, basınç yapıyordu. Şu anda tekrardan ikinci sefer sizlere göstermek için bağladığımda daha fazla bir hava çıkışı gördüm. Ama tabii ki yine de yeterli değil. Yine de yeterli değil. Görüyorsunuz sadece şöyle orta kısımdan çıkıyor. Şu kenarlar aslına bakılırsa bu görmüş olduğunuz hava taşından çıkan kabarcıkların iki katının çıkması lazım. Yani şu kısımda bir hava taşı daha var. Şu anda o aktif değil. Yani çünkü gücü yetmiyor hava motorunun. Basış sağlayan hava motorumuz da size az önce göstermiş olduğum tek çıkışlı Shark marka hava motorumuz. Tabii bunu ben aşağı kısımda tutuyorum. Sump kısmında tutuyorum. Gürültü yapıyor. Gürültüyü engellemek için şöyle aşağıda tutuyorum. Check valve kullanıyorum yukarı su basmasın diye. Şöyle üzerine koyduğumuz zaman da camın şöyle yürüyor, görüyorsunuz kendi kendine gidiyor. Sonra gürültü çıkarmaya başlıyor, bir homurtusu oluyor. Tehlikeli, riskli. Ben de tabii bunların önüne geçmek için ne yapıyorum? Bir kanca sistemi yaptım şurada. Kancaya asıyorum. O şekilde bakın gidiyor. O şekilde sabit kalmasını sağlamaya çalışıyordum. Buralar hortum dolu, boru dolu. Bunlara hiç gerek yok. Şimdi yeni Sobo marka ürünümüzü kullanacağız. Bunu da ben akvaryumun üst kısmına, şuraya bir yere alacağım. Bir tane hava hortumunu şuradan arkadan içeri, bir tanesini de şuradan arkadan içeri. Direkt hemen zaten akvaryumun içerisine girecek. Şu kulenin şu çeperine sabitleyeceğim. Bir diğerini de kulenin şu çeperine sabitleyeceğim yukarıdan indirip. İki tane. Bir tanesini de ortada dekoratif amaçlı böyle yine kabarcık çıkmasını sağlayacağım. Benim hedefim hava kabarcıklarının bu kademelerden çıkıp mazgallardan, sump kulesinin ızgaralarından içeri daha kolaylıkla suyun akışını sağlayabilmek. Bir bakıma daha fazla hava sirkülasyonu sağlayabilmek, su sirkülasyonu sağlayabilmek ve daha bol akvaryuma oksijen sağlayabilmek. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Şimdi ben isterseniz yeni motorumuzun kuruluşuna bir geçeyim. Bakalım ne kadar gürültü yapıyor, onu da bir görelim. Şimdi isterseniz şu son kez bu kullanmış olduğumuz motorun sesine bir odaklanalım. Videoyu tekrardan başlattığımda da yeni hava motorumuzun hem sesini hem akvaryumun içerisine basmış olduğu oksijeni hep birlikte görmüş olacağız. Bu dostumuza da son kez bakmış oluyoruz. Bir kenarda tutacağız stoklarda.
bir şekilde yine faydalanırız kendisinden. Evet sevgili hobiciler, sevgili dostlar, bayağı bir uğraştık, kan ter içinde kaldık ama istediğimiz gibi de oldu. Tabi daha rütuşları var, detayları var. Ben artık terden su içinde olduğum için daha sonraya bırakacağım. Hevesle bir an önce olsun istedik. Görüyorsunuz şu anda hedeflediğim gibi bir tanesini şu şekilde sam kulesine adapte ettik. Ortadakini iptal etmedik. Ortadakinin yanından bir hava taşımız daha var aslında. Şu an biraz tıkanmış galiba. Yavaş yavaş o da çıkmaya başlıyor. Şu ortada iki tane uzun hava taşı. Burada bir tane yuvarlak hava taşı. Ve en son köşede de bir hava taşı daha. Yani amaç şu kulelerin oradaki sirkülasyonu hızlandırmak. Daha seri bir şekilde su akışını sağlamak. Çok da güzel oldu. Şöyle uzaktan göstermeye çalışacağım. Evet, gece görüntüsü tabii ki çok daha güzel olacak. Şu anda bile ben çok beğendim. Yine hedefimize ulaştık. Artık hava motorumuz da şöyle akvaryumumuzun üzerinde duruyor. Sobo 4 çıkışlı. 4 çıkışını da kullandık. Çıkardığı ses de bu kadar. Tabii bu son kademede çalışıyor. Şöyle kısarsak da sesi tümüyle kayboluyor. Tabii debisinde biraz düşüş oluyor. Ortadaki şu şekilde düştü. Köşedeki de bu şekilde çalışıyor. Tabii ben son kademe çalıştıracağım. Çok da rahatsız edici bir sesi yok. Sadece denemek amaçlı yaptım. Şöyle bol bol havamızı versin. Balıklarımız oksijene doysun. İçerisi güzelce sirküle olsun. Amacımız bu. Çünkü gerçekten tonajlı bir akvaryum. İçerisindeki balıklar büyük. Sadece ortadan çıkan bir iki tane kabarcıkla bu iş dönmüyordu yani. Ve bu sıcak havalarda onlara daha bol oksijen gerekiyor. Şu anda oldu bu iş. Burada biraz tabii hortumlarda düzenleme yapacağım. Bunun önüne bir dekor malzemesi koyarım. Ben de dekor malzemesi çok. Şuraya bir dizayn ederim, toparlarım. Uzaktan baktığımız zaman hiçbir şekilde gözükmez. Yerden kaynaklı bir sıkıntımız yok çok şükür. İki tane check valve'im şu anda sol kademe kısımdaki hava taşlarına, hava taşlarından gelecek olan daha doğrusu geri dönüşe kapalı. Check valve'lerle oradan su dönüşünü engellemiş oluyoruz. Ama şu iki tane çıkış akvaryumun sağ kısmına doğru inen kısımdaki, yani dört tanesinden biri buna hava veriyor, bir tanesi şu ortaya, soldakilerden de biri şurada bulunan hava taşına ve şuna veriyor. Şununla şundan gelecek olan geri basış su şu anda kontrol altında. Ama şurası ve şurasıyla alakalı geri dönüş için de buraya iki tane daha check valve ekleyeceğim. Check valve'lerim var elimde. Şu anda eklemedim. Birazdan onların da montajını yapacağım. 4 check valve'imizle bu iş güvence altına alınmış olacak. Aşağıdaki kablo hortum karmaşasından kurtulmuş olduk. Aşağısı bayağı düzeldi. Bütün kablolar şu anda akvaryumun arkasından geçiyor. Sadece görünen kısım bunlar. Onu da dediğim gibi önüne bir dekor malzemesiyle kapatmış olacağız. Şu anda içerisinde iki tane 20 santimlik hava taşı, ikişer tane de böyle dairesel hava taşlarımız var. Bu kabloları tabii ben bahsettiğim gibi hortumları siyah hortum, siyah vantuzla birlikte şuraya kuleye yapıştırdığım zaman hortumlarda gözükmez hale gelecek. Sadece hava kabarcıklarını göreceğiz. Şöyle uzaktan baktığımız zaman da muhteşem bir görüntü olacak. Kadraja sığmıyor. Maşallah akvaryum büyük olunca tabii kadraja sığdırmakta zorluk çekiyoruz. Ben şöyle uzaklardan size son kez bir görüntüsünü göstereyim ve videomuzu tamamlayalım. Kullanacak olanlara öneriyorum Sobo hava motorunu. Yani bu denli büyük akvaryumunuz varsa küçük hava motorlarıyla hiç uğraşmayın. Gürültüsüydü, sarsıntısıydı, titreşimiydi. Hiç gerek yok. Yani biraz daha fazla para verin. Uzunca yıllar rahatlıkla kullanın diye öneriyorum sizlere de. İsteyenler denesinler. Yani ben denedim, şu anda pişman olmadım. Gayet memnunum. Uzun yıllarda kullanacağım gibi geliyor. İnşallah hayırlısı olur. İyi günlerde kullanırız diye ümit ediyorum. Hepinize keyifli, sağlıklı hobiler diliyorum. En sonki aşamada da tekrardan içerisinin dekorasyonunun düzeltilmiş halini, şu kablolarında saklanmış halini sizlerle paylaşmış olurum inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Keyifli hobiler.